Abdullah Kalın ben, ekonomistim. Çeşitli internet sitelerinde ve köşelerde ekonomi üzerine yazılar yazıyorum ve haberler yapıyorum. Şimdi Mart 2021 ihracat ve ticaret rakamları açıklandı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir toplantıyla geçen hafta bu rakamlar açıklandı. Baktığınızda Türkiye'nin ihracatında yaklaşık %42.2 bir artış varken Kayseri'nin ihracat rakamlarındaki artış ise yaklaşık %64. Yani Türkiye'nin üstünde bir artış gerçekleştirdi Kayseri. Rakamlar bazında örnek verirsek de yaklaşık 18.9 milyar dolar Mart ayında Türkiye'nin ihracatı olurken Kayseri'nde 256 milyon dolar ihracat oldu. İhracat rakamlarındaki artışın sebebi şu, bakıldığında geçen yıl biliyorsunuz Mart ayında bir pandemi sürecine girdik, ülkeler kapanma konumuna girdi, ithalat ve ihracat maalesef kesilmişti. Bu yıl ülkelerin aktif olarak ihracatı ve ithalatı devam ettiği için artış da bundan kaynaklandı. Kayseri'deki ve Türkiye'deki ihracatların genel sorunlarına baktığımızda en büyük sorun ham madde fiyatlarında artışlar, döviz kurundaki artışlar ve konteynerde temininde devam eden sıkıntılar mevcut. İhracatçılarımız çoğu, özellikle Kayseri OSB bölgesindeki ihracatçılarımız çoğu maalesef ürünlerini depolarında tutmak zorundalar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz ay içerisinde Kayseri OSB'deki elektrik tüketimi Türkiye'nin üzerinde oldu. Yaklaşık %17.4 kadar bir elektrik tüketiminde artış oldu. Bu da ekonomide çarkların döndüğünü gösteriyor. Kayseri'deki STK'lar, özellikle Ticaret Odası ve Sanayi Odası kendisine bu yıl 3 milyar dolar ihracat hedefi koydu. Şu an ilk çeyrekte baktığımızda Türkiye'nin 50 milyar dolar ihracat rakamı varken Kayseri'de yaklaşık 600 milyon dolar kadar bir ihracat gerçekleşti. Bu rakamlara serbest bölge rakamları dahil değil. Ben bu Kayseri'nin bu ihracat hedeflerine ulaşacağını temenni ediyorum. Türkiye'de ve Kayseri'de ilerleyen dönemlerde bir artış bekliyoruz. Ancak bu artışın sağlanabilmesi için öncelikle lojistik, özellikle konteynerde sorunların çözülmesi gerekiyor. Bu konuda şu an Çin'le ülkemiz arasındaki taşımada fiyatlarda biraz düşüş meydana geldi. Aynı şekilde özellikle Türkiye'de sünger fiyatlarında yine bir düşüş söz konusu olursa, çünkü sürekli süngere her hafta zam geliyor. Özellikle Kayseri'de biz bunu çok fazla hissediyoruz. Bu süngerdeki fiyat artışı engellenebilirse veya süngerdeki fiyat düşerse ihracat rakamlarında daha da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Mart ayında ihracat yapılan ülkelere baktığımızda Türkiye genelinde başta Almanya, Amerika ve İngiltere olmak üzere bu üç ülkeye ağırlıklı olarak biz ihracatta bulunduk. Kayseri üzerinde baktığımızda ilk ülkemiz Irak, ondan sonra Almanya ve Amerika geliyor ihracat rakamlarında. Yani biz mobilyada lider olduğumuzu düşünüyoruz ama mobilyanın haricinde diğer sektörlerde de Kayseri ön planda yer almaya başladı. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili daha da yol alacağımızı düşünüyorum.